Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim okul eğitim kanalından herkese sevgiler, saygılar. Bu eğitim videomuzda 4. sınıf çalışma soruları kitabı matematik dersi alan ölçme sorularının çözümlerini birlikte yapıyoruz arkadaşlar. Birinci sorumuza başlayalım. Birinci sorumuzda bana ABCD karesi verilmiş ve eş parçalara ayrılmış üçgenlerden oluşmuş. Buradaki taralı alanlar 3 tane taralı alan var görüyorsunuz arkadaşlar. Bu üçün toplamı 24 birim olduğuna göre ABCD karesinin alanı kaç birim karedir? Şimdi bakalım arkadaşlar, 24 birim olduğu için 3 tanesinin toplamı 24 ise 24 bölü 3 eşittir 8. Yani bu ne demek arkadaşlar? Buradaki eş bir üçgenin alanı 8 olarak verilmiş. Bana tüm karenin alanını sorduğu için burada toplam kaç tane 8 birim olan üçgenim var? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane benim üçgenim var arkadaşlar. 8 çarpı 8, 64 olarak buluyorum. Birinci sorumun cevabı B seçeneği arkadaşlar. Sayfamı temizleyerek alt taraftan devam ediyorum arkadaşlar. İkinci sorum ile ikinci soruma bakalım. İkinci soruda dikdörtgensel bölge şeklindeki bir kağıdın kısa kenarı 20 birim. Evet, şöyle bir dikdörtgen çizeyim hemen. Sorumu okurken bir tarafını çiziyorum. Kısa birim, kısa kenar 20. Uzun kenar 30. Buraya da 30 olarak yazıyorum arkadaşlar. Bu kağıdın üzerine kenarlarından 3 birim uzaklıkta bulunan bir dikdörtgen çizilerek içi boyanıyor. Evet, bu kağıdın üzerine kenarlarından 3 birim uzakta bulunan bir dikdörtgen çizilerek içi boyanıyor. Buna göre kağıt üzerindeki boyanmayan alan ne kadardır? Şimdi burada bakın 3 birim dediği için şuradan şöyle ben bir tane içine bir tane daha dikdörtgen çiziyorum arkadaşlar. Şimdi benim şu kısa kenarım 20 idi. Uzun kenarım 30'du arkadaşlar. Şimdi şuradan 3 santim benim kısaldı. 3 santim de arkadaşlar buradan kısaldı. Şuradan kalemi değiştir. 3 santim buradan kısaldı. 3 de buradan kısaldı. 6 santim. 30'dan 6 çıkarttık mı? İç taraftaki dikdörtgenin uzun kenarı 24 olur arkadaşlar. Kısa kenara baktığımız zaman kısa kenar toplamı şurası 20 idi. 3 santim buradan düşecek arkadaşlar. 3 de buradan düşecek. 6 santim. 20'den 6 çıkarttık. Buradaki kısa kenarım da benim 14 santimdir arkadaşlar. Şimdi ben burada benim büyük dikdörtgenin alanı 20 ile 30'u çarparım. Benim dikdörtgenimin alanı, hatırlayalım arkadaşlar, dikdörtgenin alanı biz uzun kenarla kısa kenarı çarpıyorduk. Benim büyük dikdörtgenimin alanı 600'dür. İçindeki dikdörtgenin alanı ise 24 ile 14'ü çarparım arkadaşlar. Çarpalım. 24 çarpı 14. 4 kere 4 16. Elde var. 1. 2 kere 4 8. 9. 4. 2. Topluyorum hemen. 6. 3. 396. Pardon. 336. Daha sonra ben 600'den 336'ya çıkarmam lazım ki boyanmayan alanı bulayım. Benim bulduğum 336 arkadaşlar şu iç taraftaki küçük dikdörtgenin alanıdır. Çıkartıyorum arkadaşlar. 4 burada kaldı. 9, 6, 2. Cevabımız 264'tür arkadaşlar. Evet, 3. soruya geçelim arkadaşlar. Kareli kağıt üzerinde çizilmiş yukarıdaki şeklin alanı kaç birim karedir? Öncelikle ben buradaki şekildeki karelerimi sayıyorum. Öncelikle bütün tam karelerimi sayıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daha sonra yarımları birleştiriyorum. Şu ikisini birleştirdik 8. İkisini birleştirdik 9. İkisini birleştirdik 10. İkisini birleştirdik 11. Buradaki benim karelerim birim kare toplamı 11'dir. Cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. Hemen devam ediyorum alt taraftan sayfamı kaydırarak. Öncelikle 4. soruyla devam edelim.
Kareli kağıt üzerine çizilmiş yukarıdaki şeklin alanı kaç birim karedir? Burada da yine aynı şekilde arkadaşlar birim kareleri saymam gerekiyor. Öncelikle burada tam kareleri bir sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Benim 12 tane tam karelerim var. Daha sonra yarımları birleştiriyorum arkadaşlar. Şu ikisini birleştirdim 1, ikisini birleştirdim 2, 3, bir tane de burada var 4, 12 ile 4'ü toplarsak cevabımızı 16 olarak buluruz arkadaşlar. Hemen sayfamı alt tarafa indirmeden yan taraftaki 7. soruyla devam etmek istiyorum arkadaşlar. Evet, 7. soruya bakalım. Yiğit'in defterine çizdiği 3 şekil yukarıda verilmiştir. Buna göre hangisi doğrudur? Şıklardan doğru ifadeyi bulmamız gerekiyor. Birinci şeklin alanı üçüncü şeklin alanından büyüktür. Öncelikle ben buradaki şekillerin alanları birlikte bulalım. 1, 2, 3, 3,5. Buradakinin alanı şöyle 3,5, 3,5 olarak yazıyorum. İkinci şeklin alanı 1, 2, 3. Bu da aynı şekilde 3,5. Üçüncü şeklime bakayım. 1, 2, 3, 3 ve 3,5. Bakın üçüne de baktığımız zaman üçünün de alanı birbirine eşittir. O zaman burada birinci şekil büyük değildir. A şıkkı yanlış. İkinci şeklin alanı üçüncü şeklin alanından küçüktür. Bu da yanlış. Cevabımız arkadaşlar D seçeneği. Şekillerin alanları birbirine eşittir. 7. sorumuzun cevabı D şıkkıdır. Hemen sayfamı temizliyorum ve devam ediyorum. Alttaki 5. ve 8. sorular ile 5. soru. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki yaprağın alanının, evet bu soruda arkadaşlar yukarıdaki yaprağın alanının kaç birim kare olduğunun en yakın tahmini. Buradaki şeklimiz düzgün bir şekil olmadığı için biz tahmini olarak bir değer bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Hemen ben öncelikle tam kareleri bir sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şurada küçük bir boşluk var ama ben bunu da sayıyorum. Şöyle 7 karem oluştu. Daha sonra diğer parçaları birleştirerek tahmin olarak bulmaya çalışacağım. Şuradaki karem ile şuradaki küçük parçayı alayım arkadaşlar. 2, 4, 6, 7 idi. Bir tane de buradan geldi. 8 oldu arkadaşlar. Daha sonra şuradaki ile şunu alalım arkadaşlar. 9 oldu. Daha sonra şuradaki ile şunu alalım. 10 oldu arkadaşlar. Şu ikisini şöyle birleştirdiğimiz düşünelim. 11. Şu ikisini birleştirdiğimiz düşünelim. 12. Daha sonra şu ikisi kaldı. 13. 13'ü geçti. Yaklaşık arkadaşlar 14 civarı bir birim kareye oluşacağını düşünüyoruz. Cevabımız D seçeneği. Yandaki 8. soruya baktık. Evet, 8. soru. Verilen örüntü noktalı kağıtta hiç boşluk kalmayacak şekilde devam ettirilirse kaç tane karesel bölge daha çizilmesi gerekir? Evet, bakın ben şuradan bir tane benim şöyle dikdörtgensel bölge çizmem gerekiyor. Şöyle devam ettirdiğim vakit benim her sırada 1, 2, 3, 4, 5 tane dikdörtgensel bölge ihtiyacım var. 5, 5 tane de buraya, 5 tane de buraya. Ancak bakın burada bir tane eksiğim var. Burada 4 tane eksiğim var. Burada benim 5 tane eksiğim var. Her dikdörtgensel şu dikdörtgensel bölgenin içinde ki benim karemi soruyor arkadaşlar. Bir tane buraya, 4 tane buraya, 5 tane en altta, toplam 10 tane benim karesel bölgeye ihtiyacım var. 8. sorumun cevabı D seçeneği. Sayfamı temizleyerek alttan devam ediyorum diğer sorularla. Öncelikle 6. soru. Yandaki şeklin alanı kaç birim karedir? Hemen sayalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 tane de yarım var. Burada 8 tane var. E'ye geçtim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 tane de yarım var. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İkisini birleştirdim 7, şu ikisini birleştirdim 8, şunu birleştirdim 9, 8, 9 ve 10'u topladığım vakit arkadaşlar doğru cevabım 27 olacaktır. 6'nın cevabı B şıkkı. 9. soru.
Aşağıdaki şeklin alanı kaç birim karedir? Ben şuradaki gözükmeyen birim kareleri oluşturarak bunu rahatlıkla sayabilirim arkadaşlar. Hemen çiziyorum hızlıca ve oluşturduğum kareleri sayıyorum. 3, 6, 9, 12 tane birim kareden oluşmakta. 9'un sonun cevabı C seçeneğidir. Diğer sayfaya geçtim. 10 ve 13. sorular ile devam ediyorum. 10. soru. Aşağıdakilerin hangisinde verilen şekillerin alanları eşit değildir? Hemen bakalım. Buradaki 2, 4, 6, 8 tane birim kare var arkadaşlar. 2, 4, 6, 8. Bu da 8. Eşittir. Doğrudur. Geçtik üçgenlerimize. 2, 3, 5, 6 tane büyük karem var. 2, 4 tane de yarım var. 2 de oradan gelir. 2, 4, 6. Burası 8 birim kare. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu ikisi 7, şu ikisi 8. Bunlar da birbirine eşittir arkadaşlar. Diğerlerine geçiyorum. Diğerlerine baktığınız zaman hemen zaten şuradaki bakın taban alanında 1, 2, 3 tane var. Burada bakın 1, 2, 3, 4 tane var. Ben yine de saymak istiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yarımda sayıyorum. Şu ikisini saydım 16. Şu ikisini saydım 17. Baştaki şeklime bakıyorum. Hemen hızlıca sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 tanedir arkadaşlar. Bu ikisi birbirine eşit değildir. Cevabımız C seçeneği. 13. soru. Yukarıdaki şekilde taralı bölgenin alanı kaç birim karedir? Ben şöyle bu şeklimin görünmeyen karelerini oluşturursam daha rahat sayabilirim arkadaşlar. Oluşturdum şu şekilde. Devam ediyorum. Öncelikle ben burada tam olan karelerimi bir sayayım. 1, 2, 3, 4 tane benim tam karelerim var. Daha sonra yarımları birleştiriyorum. Şu alttaki 2 tanesini birleştirdim. 1 oldu. Şuradaki 2 tanesini birleştirdim. 1 tane de bu olur. Bu köşe 1, diğer köşe 1. Toplam köşelerden de 4 tane geldi arkadaşlar. Bunun alanı toplam 8 birim karedir. 13. sorunun cevabı B seçeneğidir. Alttan devam ediyorum. 11 ve 14. sorular ile. 11. soru. Şekildeki boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir? Yine birim karelerimi sayarak bu işlemi yapabilirim. Hemen tam karelerimi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Yarımlarla devam ediyorum. 23, 24, 25. Şu ikisini birleştirdim. 26, 27, 28 tanedir arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği. 14. soru. Yukarıdaki karenin boyalı kısmının alanının 4'te 2'si. Bakın arkadaşlar boyalı kısmı sormuyor. Boyalı kısmın 4'te 2'sini bana soruyor. Öncelikle ben boyalı kısmı bulmam gerekiyor. Hemen sayarak bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İkisini birleştirdik. 7 ve 8. Burası 8. Diğerine geçtik arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burası da 8'dir. Bunlar hepsi birbirine eşit çıkacak arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burası 8. Burası 8. Bakın 4 tane renkli bölüm var. 4'ü de 8. 4 çarpı 8. Benim buradaki toplam boyalı kısmım 32'dir. Bana neyi soruyor arkadaşlar? 4'te 2'si. Bu ne demekti arkadaşlar? Ben 32 sayısını paydaya yani 4'e bölüyorum. 8. Daha sonra bulduğum 8'i üstteki pay ile çarpıyorum. 8 çarpı 2. 16 birim karedir arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği. Alt taraftan devam ediyorum. Evet 12 ve 15. sorular ile. 12. soru. Yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi kenar uzunlukları 2 santim ve 4 santimetre olan dikdörtgen şeklindeki bir kağıt. Kenar uzunluğu 1 santim olan
kare şeklindeki renkli kartonlarla kaplanacaktır. Yukarıdaki açıklanan çalışma için kaç tane renkli karton gerekmektedir? Şimdi bakın benim kısa kenarım 2 olduğu için buraya ben bir tane daha renkli kare koyduğum zaman kısa kenar bakın burada tamamlanıyor. Uzun kenarım 4 olduğu için benim burada toplam 4 tane olmam gerekiyor arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 şeklinde 4 santim olduğu için birim kare 4 tane olacak. Toplam benim burada kaç tane birim karem oldu arkadaşlar? Cevabı 8'dir. 15. soru. Yukarıdaki dikdörtgen şeklindeki kağıttan kare şeklindeki bir parça kesilip çıkartılıyor. Geriye kalan alan kaç birim karedir? Ben geriye kalan alan ister direkt şu renkli kısmı sayarak bulabilirim. İstersen bütün büyük dikdörtgenimin alanı bulup içindeki kareyi çıkartarak da bulabilirim. Ben direkt dışarıdaki kalan bölümü sayarak bulmak istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 ve 55'tir arkadaşlar. 15. sorumuzun cevabı A seçeneği 55'tir. Devam ediyorum alt taraftan. 16 ve 19. sorular ile 16'ya baktığımız zaman arkadaşlar aşağıdaki dikdörtgenlerden hangisinin alanı en büyüktür? Yine birim kare sayarak da bulabilirim. Hemen A seçeneğini sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 olarak saydım. 2, 4, 6, 8, 3, 6, 9, 12, 15. D'ye baktığım zaman 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14'tür. En büyük olan A seçeneği 16 olarak saymış oldum arkadaşlar. 19. soru. Yukarıdaki düzlemsel şeklin alanı kaç birim karedir? Yine ben tam kareleri sayıp yarımları birleştirerek üzerine ekliyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14'te benim tam karem var. Yarımları birleştiriyorum. Şu ikisini birleştirdim. 1, 2, 3, 4, şöyle 5 oldu arkadaşlar. 14 ile 5'i topladığımız vakit cevabımızın C seçeneği 19 olarak görmüş oluyoruz arkadaşlar. 19'un cevabı 19 çıkmış oldu. Alt taraftaki diğer sorularla devam edelim. 17. ve 20. sorular ile 17'ye bakalım. 17'de şekildeki boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir? Ben buradaki boyalı bölgeleri sayıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, ikisini birleştirdim 5, ikisini birleştirdim 6, 7, 8. Bunun alanı 8 çıktı. Diğerinin alanını sayfayı biraz çok hafif yukarı kaydırıyorum. Şekli rahat görebilmek için. 1, 2, 3, 4 çıktı arkadaşlar. Diğerine bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu da 8 çıktı. Toplam alanı 8, 16, 4 de burada var. 20'dir arkadaşlar. Sayfamı temizleyip diğer sorularla devam ediyorum. Evet, 18. ve 20. soru. Önce 20'yi yapalım. Daha sonra 18'e devam edelim. Sayfayı tekrar kaydırmak istemiyorum. 18. soru. Aşağıdaki şekiller tam ve yarım birim karelerden oluşmuştur. Hangisinin alanı diğerlerinden farklıdır? Tekrar birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane tam karem var. Yarımları birleştiriyorum. 11, 12. A seçeneğim 12 çıktı. B'ye bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İkisini birleştirdim. 10. İkisini birleştirdim. 11 çıktı. C'ye bakıyorum. 4. 4 de burada var. 8, 9, 10, 11, 12. C'de 12 çıktı. D'ye bakalım. 2, 4, pardon 2. İkisini birleştirdim. 3, 4, 5,
6, 7, ikisini birleştirdim 8, ikisini birleştirdim 9, 10, 11 ve 12 çıktı. Farklı olan B seçeneği 11 olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Diğer soruyla devam ediyorum. 18. soru. Yukarıdaki dikdörtgen şeklindeki kağıttan boyalı parçalar çıkarılırsa geriye kalan şeklin alanı kaç birim olur diye sormuş arkadaşlar. Hemen şeklimize baktığımız zaman ben boyalı kısımların alanını buluyorum. 1, ikisini birleştirdim. 2, burası 2. Diğerine bakıyorum. Şu ikisi birleşince 1 oluyor arkadaşlar. Şu ikisini birleştiriyorum. 1 de burası 2 oluyor. Benim toplam ikisinin alanı 4. Toplam buradaki benim büyük dikdörtgenim alanı kaçtı arkadaşlar? 4'ü unutmamak için not alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Her sırada 6 var. Benim 4 tane sıram var. 4 çarpı 6. 24 birim karem var. 24 birim kareden renkliler 4'ü çıkartıyorum. 24 eksi 4 cevabım 20'dir arkadaşlar. Alt taraftan devam ediyorum. 21. soru. Aşağıdaki verilen dikdörtgenlerden hangisinin alanı diğerlerinden farklıdır? Hemen sayalım arkadaşlar her zamanki gibi. İkisini birleştirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şununla şunu birleştirdim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 çıktı arkadaşlar. B'ye bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hemen yarımları birleştiriyorum. 11, 12, 13, 14, 15, 16. C şıkkına bakıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16'dır arkadaşlar. D şıkkına bakıyorum. 4, 4 sıram var. 4 kere 4, 16. Farklı olan A seçeneği 18'dir arkadaşlar. 23. soru. Yukarıdaki boyalı şeklin alanı kaç birim karedir? Yine kareleri sayarak işlemi yapabilirim. 1, 2, 3, 4. İkisini birleştirdim 5. İkisini birleştirdim 6. İkisini birleştirdim 7. 8, 9, 10. 11. İkisini birleştirdim 12. Benim buradaki boyalı şeklimin alanı 12 birim karedir arkadaşlar. 23'ün cevabı B seçeneği. Evet, 22 ve 24 ile devam ediyorum. Öncelikle şuradaki 24. soruyu yapayım. Daha sonra 22 ile tekrar devam ederiz. Şeklin alanını sormuş yine bize. Her zamanki gibi birim kareleri, tam kareleri sayıp üzerine yarım kareleri birleştirerek, yarım üçgenleri birleştirerek devam ediyorum. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 tane benim tam karem çıktı arkadaşlar. Daha sonra yarımları birleştiriyorum. Hemen şuradan başlayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 da buradan çıktı arkadaşlar. 32 ile 10'u topladığımız vakit cevabımızın 42 olduğunu anlayabiliriz. 22. soruya geri dönüyorum arkadaşlar. 22 ve 25 ile devam ediyorum. Evet, diğer sorumuza geçtik arkadaşlar. Burada soruyu dikkatle okuyalım. Benim burada boyalı bir şeklim verilmiş yine. Kaç yarım kare diyor arkadaşlar, soruya dikkat edelim. Kaç yarım kare daha boyanırsa 24 kare olur. Ben buradaki kareleri sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, yarımları da birleştirdim. 15 birim karem var. 24 olması için 24'ten 15'i çıkartıyorum. Bana 9 tane tam kare lazım. Yarım kare dediği için bir tane karede 2 tane yarım kare vardır. Daha sonra ben bunu 2 ile çarptığım vakit 9 çarpı 2 cevabımın 18 olduğunu anlayabilirim. Hemen yandaki 25. soruyla devam ediyorum arkadaşlar. Sayfamı biraz da indirmek istiyorum. 25 ile devam edelim.
Yandaki eş parçalarının oluşan bütünün alanı 132 metrekareymiş. Yani buradaki benim 9 parçanın alanı 132'ymiş. Bana 3 parçanın olduğunu soruyor. Biz bunu bir kesir olarak düşündüğümüz vakit arkadaşlar, buradaki boyalı kısım nedir? Benim toplam parçam, yani paydam 9'dur. Kaç parçasını almışım? 3'ünü almışım. 3'te 9'unu soruyor. Yani benim 132'nin 9'da 3'ünü bize soruyor. Evet, ben bunu nasıl yaparım arkadaşlar? 132'yi şimdi 3'te 3 bölü 9, ben bunu sadeleştirdiğim vakit arkadaşlar 1 bölü 3'e eşittir. Zaten dikkat ettiyseniz bakın arkadaşlar, benim 9 parçam var, 3'ünü almışım. 9'u 3'e böldüğümü 3, yani 3'te 1'ini bulmak istiyorum. 132 bölü 3, 13'ün içinde 3, 4 kere, 3 kere 4, 12, çıkarttım 1, 12'nin içinde 3, 4 kere çıkarttık 0, 44 çıktı arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği 44'tür. Evet, 26. soruyla devam edelim. 26. soruda arkadaşlar bu iki şekil kırmızı çizgiler boyutunda çakıştırılmış. Oluşan şekle hangi şekli eklersem 6 birimlik bir kare oluşur diye bize soruyor. Evet, bakın burada arkadaşlar şöyle şu ikisi birleşmiş. Ben hemen şu ikisi birleştiği için benim şurada bakın kalemimi alayım. Şurada bakın 6 birim kare. Şuradan aşağı doğru 2, 4, 6. Bakın şuraya kadar indi benim kırmızı çizgim. Şurası indi. Daha sonra bakın 1, 2, 3, 4. 2, 4. Şuraya kadar geldim. Daha sonra 2 yukarıya geldim. Benim yeni şeklim bu oldu. Buradaki eksik olan ne arkadaşlar? Benim şuradan kalemimin rengini değiştireyim ki daha rahat anlasın. Şurada bakın 2 birimlik bir kenar uzunluğu 2 birim kare olan bir tane benim kare ihtiyacım var. Cevabım 2 birimlik bir kare. Şıklardan uygulananı işaretleyelim arkadaşlar. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.